Kanal yazarı Ahmet Taşketer'in yazısı. Bir zamanlar yan yana durduğu iktidara yakın çevrelere diyelim. Şu anki iktidar camiasına seslendi adeta Ahmet Taşketer'in. Demiş ki benim aleyhimde dün yan yana durduğunuz pek çok insanın aleyhinde pek çok şeyi dolaştırdınız sosyal medya ortamında. Adaletten, ahlaktan bahsedenin muhalefet diliyle konuşuyor diye dışlandığını söylüyor. Ve işte Abdurrahman Dilipağ, Ahmet Davutoğlu, sizin isminiz, Abdullah Gül'ün ismini hem medya camiasında hem siyasetin içinden isimlerin isimleri veriyor. Bu mahalleyi sorguladıkları için, bu tavrı sorguladıkları için bugün dışarıda kaldılar, ahlakı hatırlattıkları için diyor. Ahlakı unutalı çok mu oldu diye soru soruyor. Şimdi benim bu yazımı o sosyal medya trolleri eliyle dolaştırın diye de yani gerçekten çok içten bir yazıydı okuduğumda. Bu yazıyı şöyle sormak istiyorum. Orada çok mu büyük bir dönüşüm var? Yani sizler ayrıldınız. Siz siyaset yapıyordunuz. Uyuşmamış olabilirsiniz. Gazeteciler var. Bazı sivil toplum örgütlerinde üst düzey yöneticilik yapmış, bugün küsmüş insanlar var. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Adalet, özgürlük, demokrasi, insan hakları, işte fakirlik. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Burada ne değişti? Çok kısaca almak istiyorum. Yani daha önce bir röportaj daha yapmıştım size. Benzer bir soru sormuştum da bu yazıyı gündeme getirmek istedim. Evet, bu yazı gerçekten çok içten, dediğiniz gibi içten yazılmış bir yazı. Ve aslında şunu da ortaya koyuyor. Yani bu 2001 AK Parti'nin kuruluşu, 2002 ilk seçim, o ilk heyecanlı yıllar ve o heyecanla beraber gayretle Türkiye için elde edilmiş başarılar. Şimdi zamanda AK Parti'ye gayet iyi niyetle, gayet samimi duygularla destek veren vatandaşlarımızın aslında önemli bir bölümünde çok ciddi bir burukluk var. Ben burukluğu çok iyi anlıyorum. Çünkü insanlar o desteği verirken, AK Parti'ye, Sayın Erdoğan'a o desteği verirken, 20 yıl sonra dönüp dolaşıp da bir zamanların ezilen Erdoğan'ı başkalarını essin diye o desteği vermediler. Bir zamanlar yoksullukla mücadele edeceğim diye destek verdikleri Erdoğan'ın yıllar sonra Türkiye'de orta direği yıkıp zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacak bir ekonomi politikası oluştursun diye o desteği vermediler. Ya da zamanında ben yolsuzlukla mücadele edeceğim diye destek verdiği Erdoğan'ın yıllar sonra dönüp dolaşıp belediyelerden bakanlıklara kadar çok geniş bir yelpazede bu kadar yolsuzluğa göz yumacağı, yol vereceğine insanlar inanamıyordu belki de yani. Fakat maalesef bunların hepsi oldu. Çünkü işin özünde şu sorun var. AK Parti'nin kuruluşunda, ki ben kuruculardan birisiyim biliyorsunuz, biz bir parti tüzüğü yazdık. Akitleşme. Orada ne dedik? 3 dönem dedik. Yani parti genel başkanının, bu işin başındaki insanın en fazla 3 dönem görev yapması, ondan sonra emekli olması, ayrılması. Siz 3 dönemde bıraktınız. Tabii ki. Çünkü akitleşmemiz öyle. Ama Sayın Erdoğan bırakmadı. Çünkü biliyorduk ki AK Parti'nin kuruluşunda o tüzüğe o maddeyi biz niye yazdık? Yani durup dururken yazmadık. Üstelik de en çok vurgu yapılan maddeydi o kuruluşta. Şimdi AK Parti'nin kuruluş videolarını şöyle bir izleyin. 3 dönem kuralı. Liderlik sultasına son vereceğiz. 3 dönem kuralı var diye. Sayın Erdoğan onlarca konuşması var bu şekilde. İşte devlet gücünü kullanmak insanlara da güç zehirlenmesine yol açıyor. Bu bir vaka. Yani bilimsel bir gerçek. Devlet gücünü kullananların mutlaka süreyle ve hukukla sınırlanması gerekiyor. Bizim oradaki işte süre sınırı tam da devlet gücünü kullanacak insanlarla ilgili bir süre sınırıydı. Çünkü o süreyi geçince bozuluyor. Bu kaçınılmaz bir şey yani. Güç bozuyor. Mutlak güç mutlaka bozuyor. Eğer Sayın Merkel mesela değil mi Almanya? Bilmez miydi bir dönem daha başbakan olmayı? Çok da kolay seçilirdi. Niye bıraktı? Çünkü tadında bırakmayı bilmek lazım. Çünkü tadında bırakmazsanız bu ülkeye de zarar veriyor, partinize de zarar veriyor, kendinize de zarar veriyor. Şöyle bir düşünün. 2014-2015'te Sayın Erdoğan gerçekten kendisinden sonraki parti yönetimini ve ülkenin yönetimiyle ilgili güzel istişareler yapsaydı ve gerçekten arkadaşlar ben artık söz verdiğim gibi, altına imza attığım gibi, akitleştiğim gibi benim 3 dönemim doldu.
Benim artık bırakmam gerekiyor. Ve ben yine buralardayım. Soracak bir şeyleriniz varsa sorun ama artık bunu başka arkadaşlar yapması gerekiyor bu işi deseydi. İnanın şu anda AK Parti çok daha iyi bir noktada olacaktı. Türkiye'de çok daha iyi bir noktada olacaktı. Kendisi de belki böyle yani akil bir insan olarak zamanında iyi işler yapmış ve iyi hatırlanan bir insan olarak da bir kenarda duracaktı. Ama 2014-2015'ten bu yana 7-8 yıldır maalesef hem kendisi kendi koyduğu ve beraberce koyduğumuz ilkelerden, değerlerden uzaklaştı. Yolsuzlukla mücadele edeceğim dedi, yolsuzluğun dikalası var şu anda memlekette. Yoksullukla mücadele edeceğim dedi, orta direk çöktü, yoksulluğun arttığı bir ülkeyiz şu anda. Ve yasaklarla mücadele edeceğim dedi, yasakların en berbatını kendisi getiriyor insanlara. Kendisi siyasi yasaklanmış, değil mi? Bir şiir okuduğu için yasaklanmış bir insan dönüyor dolaşıyor 20 yıl sonra aynı kendisiyle zamanında aynı görevi yapan bir insana bırakın uzun bir şiiri tek bir kelimeyi kullandı diye ceza verdirebiliyor. Siyasetten men cezası verdirebiliyor. Bu tamamen inanan süreyle ilgili bir konu. Yani bir işin tabiatında var. Devlet yönetmek, o devlet gücünü kullanmak insanı bozuyor. Uzun sürmemesi gerekiyor. Tadını da bırakmayı bilmek gerekiyor. İşin şimdi, tam da özünde bu var yani. Şimdi bu konuyu açmamın bir diğer sebebi de geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı da bir açılış yaparken Sayın Mehmet Şimşek yanındaydı. Ve hemen kulisler yazılmaya başladı. Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ekonominin başına geçecek. Böyle AK Parti kitlesine, özellikle sosyal medyadaki kitleye, gazetecilere baktığım zaman böyle bir heyecanlanma alameti gördüm. Mehmet Şimşek'le çok yakın çalıştınız yani uzun zaman. Evet. Ekonomi alanında. Şimdi böyle bir heyecan oluşabiliyorsa orada demek ki orası özleniyor. Burada tabii Mehmet Şimşek ne yapar ne eder onu ben bilemem. Siz daha yakın tanıyorsunuz. Belki biliyorsunuzdur. Onu da sorayım da. Yani kötü bir psikoloji yok mu? Bak yani tutarsızlık aramaya kalkarsanız her türlü tutarsızlığı bulursunuz şu andaki iktidar ve iktidarı destekleyen yazan çizen takım var yani. Ya madem şu an her şey çok iktidarı destekleyen heyecanlanıldı. Madem alanı ekonomi olan, ekonomist olan bir cumhurbaşkanı var. Madem ülkeyi gayet iyi yönetiyor. Madem ekonomide her şey güzel kendi iddia ettikleri gibi. Niye bir heyecan geliyor ki? Aa bak gene Mehmet Şimşek olabilir falan filan diye. Ya burada çok ciddi bir tezat var. Yani büyük bir tutarsızlık var yani. Ama bunu işte anlatmayınca, işaret etmeyince insanlara doğal gibi de gelebiliyor. Tabii yani Mehmet Bey hangi gerekçeyle niye o törendeydi, niye orada durdu, niye onu bilemiyorum yani ben kendisine de sormadım da konuşmadım da bu konuları. Onu kendisine sormak lazım. İleride ne olur ne olmaz onu da herhalde Sayın Erdoğan'a, Sayın Şimşek'e sormak lazım. Kendine sormak lazım. Sizin partinizde de ismi çok geçmişti, çokça kurulmuş döneminde. Yani şöyle bizim tabii Mehmet Bey'le uzun yıllar bir beraber çalışma ortamımız oldu. Partimiz kurulurken de evet istişare halindeydik ama kendisinin özel sektörde angajmanları var. Yani danışmanlık yaptığı işler var. Ve sanırım o törendeki firmalardan birisine de danışmanlık yapıyor diye duymuştum yani. Dolayısıyla özel sektörde angajmanları olduğu için o dönemde partimizin kuruluş aşamasında evet pek çok şeyi istişare ettik ama özel sektördeki angajmanlarına o devam etmek istedi. Biz de hayırlı olsun nasıl isterseniz öyle olsun dedik. Ama şunu biliyorum ki yani özellikle bakanlığının son yıllarında yani özellikle ben ayrıldıktan sonra da hani Sayın Erdoğan'la çalışma şartları öyle çok verimli, olumlu olmadı diye biliyorum ben yani dışarıdan gözlem olarak. Artık kendi bilecekler bir şey söyleyemiyorum yani. Deva geliyor.